ara sıcakta ilk defa karnımı doyurdum dediniz. Evet. Az porsiyon gelmiş olmasına rağmen mi? Bence sonradan bir baktığınızda... Tutarsızlık haftanın yok, en azından lezzetli. Sizin yaptıklarınız gibi değil. Onu en azından lezzetli. Şimdi pardon, bir kreple ya da Brüksel'le anasıyla da çarşaf böreğini bir duralım. Bir yani. Koyalım kefeye. Var mı eksikleri? Var. Biraz daha yağlı olmalıydı. Evet. Ben olsaydım birazcık da peynir koyardım. Buna yakışırdı. Patates. Keşke ıspanaklı yani. Peynirli yapsaymış. Evet. Daha iyi olurmuş. Bana da çok patates gelmedi. Koymuş iki tane ama dediği gibi bir şey olduk herhalde. Evet. Gitti. Ama biraz daha yağlı olmalıydı. Fakat açımı konusunda takdir etmeyen. Bunu der baba yiğit açamam. Kesinlikle yani. Zuhal Hanım. İyi döndür, hakkını ver yani. Yani özellikle bence beğenmiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Kimse... Hanımefendi gayet de güzel bir şekilde hazırlamış. Hepinizin evet, ama açmasına gerek yok. Vallahi gayet de güzel bir şey. Kaybedeceğinizi anladığınız için hayır, 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 hayır. Bu bir koalisyondur hiçbir şekilde. Yani. Ne yaptınız? Sizin yaptığınız koalisyon biz gayet aynı şey. Dün de yapsaydık puanı o şekilde olmazdı, merak hayır, etmeyin. Hayır hayır. O ben anlaşıldığı için. Ben sıramı saldım çünkü. Sizin her şey beğenisiniz tuttu. Çok enteresan. Eray Bey, Müjgan Hanım'ın gayet Fransız esintileri yok. Fransız esintileri yok. Fransız olması da özentisi yok. Hanımefendinin duruşuyla gerçekteki nasıl bir hanımefendi olduğunu bize ortaya koydu. Biz onun hanımefendiliği hakkında konuşmadık. Ona zaten. Bahane buldunuz, buna siz bahane niye buldunuz. Olayı sapıtıyorsunuz? Hayır, devamlı olarak bahane buluyorsunuz. Siz ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Devamlı bahane siz buluyorsunuz. Siz konuşmak için konuşan bir insansınız. Asla da öyle biri değil. Onun dışında herhangi bir şekilde asla mantıklı bir şey konuşmuyorsunuz. Müjgan Hanım'a da yanlamanızın sebebi son gün. Nasıl olsa evet. Kaybedeceğinizi de anladınız. Başka hiçbir kazanacak sebep yok. Olan siz misiniz? Ben kazanacağım diye bir şey söylemedim. O zaman neden eleştirilerimizin mantıklı yaptığımız sürece ben hepinizin arkasındayım. O ama zaman neden sizin öyle bir durumunuz kesinlikle yok. Yani Candan hariç herkesin puanları çok yakın birbirine yani. Öyle bir durum var. Özellikle yapıyorlar yani. Hangi biri yaptı yani şunu? Ya şu menünün yarısı bile yok hiçbirinde. Yemeğimiz neydi bu arada Müjgan? Hemen getiriyorum. Aa, hazır mı? Süper. Mantarlı. Evet. Beşamel soslu. Beşamel soslu. Fırında et. Fırında et. Mantarlı beşamel soslu fırında et. Canan Hanım ne yapıyorsun? Candan Hanım. Gerçekten. Aa bak gerçekten. Evet, bak, gerçekten. Dakika bir tarafa ben... Aa. Yok gerçekten. Aa elma nereden yok, çıktı? Ama biraz önce dibimdeydi. Hiç tepki bak, vermedi. Dikkatimi çekmedi. Ne zaman çıkardın? Nereden çıktı o elma? Bak, Zuhal Hanım şimdi her şey şov olduğu için hanımefendinin biraz önce yanımdaydı. Çat diye yanımda hayır. Isırdım. Hiç tepki vermedi. Gerçekten demek ki anlayamadım yalan. Çünkü o anda. Şu anda yalan söyle. Nasıl anlayamadınız? Çat diye burada elma yedim. Niye umursamadınız? Burada tepki verdikleri için orada aa dediniz siz de. Evet, her şeyin, her şeyin şov olduğu ayıp. İçin. Allah'ım güvecime bakarken bir döndüm kadının elinde yani elma. Kat sesi. Ya Allah elma yaptığı börekten daha lezzetli. Candan bak şaka gerçekten o yaptığı yani, hareket çok ayıp. Çok terbiyesiz. Kaldırmış. Şimdi yani lütfen yani, ya. Bu çok böyle yandı. Bir şey yapamazsın. Bak bunun çıkması yok. Ama şimdi kadın orada. Kaldı kadın. Ya gerçekten. Yalan söylüyor. Hanım, yani böyle bir şey yok. Nereden çıktı yalan söylediği ya? Şimdi her şey şov olduğu için şimdi Meyve Hanım bir sözü yani var. Yani neyin şovunu yapıyorsun Hanım? Sen? Şovmen misin ya sen? Ya göründüğün gibi elmayla ol ya olduğun gibi görün. Ya şovmensiz bir dakika, senin hesabın zayıf noktasını bulmuş oradan yürüyemezsin. Çok fark var. Gerçekten. Çok fark var. O elmayı bırak elinden. Göründüğünüz gibi değilsiniz. Lütfen. Gerçekten farklı boyutlara gider. Evet o elmayı sakince yerine bırak. Uzatmayalım. Sen de servisine lütfen. Kolpa. Bir de Buran'a bulaştı şey ruj. Bir peçete verin şey. Ha, sil buranı çıktı. Yok ya bu yok, kadar yok, tamam, ya. Bu kadar bıraktı. Olmaz yani. Tamam bıraktı. Bitti mi? Ya ne bu kadar saygısızlık ya. Olmaz yani. Ben saygısızlık değil. Hafta başından beri şov yapıyorsunuz. Şov. Bu taraftan ver istersen. Yani ileride. Gerçekten hem masaya bakın hem sen inanmadığın için bu elmayı evet, çıkar. Yanında yaptım. Isırdın tepki vermedi mi? Yanında çat diye ısırdım tepki vermedi. Masadan algı ses çıktı ya o an. Şey algılayamıyorum onu. Algıladığım anda... Algılayamadığınızı bu kadar belli etmeyin zaten. Onu anlamıştık Allah zaten. Ya bak Candan. Gerçekten Candan son değil, gün. Candan Hanım. Ben ne hanım diyeceğim sana. Bak son şov gün. Şov yapıyorsunuz. Son her gün, şeyiniz fi. Son gün. Bak olay çok yanlış yerlere gider. Gitmesin ama yanlış tamam. Yanlış falan gitmez. Ama çok güzel gider. Gayet de yalancı olanımız ortaya çıktı. Gider uyarıyorum. Ben evet. Yanınızda. Tamam kaldırdı elini. Yanınızda o tepki yanımdayken o tepkiyi verseydiniz. Aa evet gerçekten böyle bir şeye
hassasiyeti varmış derdim ama... Ama şimdi diğer günler pişmiş olduğu için elma yani bu kadar reaksiyon vermiş olabilir. Mesela ben eğer fark etmiyorsam ona olabilir ama algımı çektiği anda rahatsız etmemiş ediyorum. Tamam evet, tamam neyse. Tamam bir daha çıkartma elmayı sakın Candan. Yani bayılırım, ayılırım dedi. Elmaya ne bayıldı, ne ayıldı dibinde. Ben ama biraz çok seni bayılacağım Candan. Bak çok az kaldı. Hayır. Biraz yani bu masada bayılan biri olacak, o da sen olacaksın. Burası mahalleler yarışıyor. Evet. Programa o, değil. Mahalleler yarışıyor diye program var mı ya? Acaba? Bak güzelmiş. Yemek yanlış anlamışlar. Mahalleler yarışıyor değil. Mahalleler ne yapıyor? Nasıl yarışıyorlar? En mahalle kadını gibi ki oradan yok dolarım, yok varım. Estağfurullah. Gerçek yüzü maskesi düştü ortaya. Beklediğim bir davranış. Müjgan Hanım'ı sinirlendirmek için yapmış olabilir. İşe de yaradı. Candan Hanım'ın elma yeme fiyaskosu zaten masada herkese şok geçirttirdi. Çok terbiyesiz bir davranıştı. Bu doğrudur veya değildir. Sonuçta beyan edilen bir rahatsızlık var ortada ve bir insanın üstüne bu rahatsızlığıyla gitmek hiç doğru değil. Açıkçası elmayı ben her zamanki gibi haliyle bir sahtekarlık, bir maskeyle bu programa katıldığını anladığım için sonuçta ben bir insana baktığım zaman direkt görüyorum. Gören bir gözle ona baktım. Dolayısıyla onu denemek istedim. Amacıma da ulaştım. Yanıma geldi, dibimdeydi. Servis yapıyordu. Yanında hard diye elmayı ısırdım. Hiç tepki vermedi. Zuhal Hanım ve diğer arkadaşlar "Aa Candan ne yapıyorsun?" dediğinde de ta mutfaktan doğru "Aa onu şey yap bilmem ne" diye böyle saçma sapan mahalle ağzıyla konuştu. Haliyle yalanlara da dolanlara da gerek yok. İşte Candan böyle maskeni düşürür. Ayıp. Vallahi gençlik diyoruz ama gençliğe bak. Ne ayıp. Saygısız. Saygısız sizsiniz. Hafta başından beri hayatımda Candan, hiç lütfen seni kadar saygısız birisiyle karşılaşmadım. İnsanlara ne göstermeye çalışıyorsun? Anlamadım ama gerçek yüzünü sana neyin şovunu yapayım? Ben asıl şov yapan sensin. Herkes gördü tikinizin olmadığını. Hayır, yemek yapmayı bilmiyorsun. Boy desen boy yok, güzellik desen güzellik yok, ses desen ses yok. Niye geldin buraya? Niye geldin? Neyini kıskanıyorsun? Tamam, ikili fiziksel şeylere girmeyelim lütfen. Neyini kıskanayım? Allah hepimizi özene özene yaratmış. Anneannemle yarışın ya da mahalleler arası yarışın. Yanlış programa gelmişsiniz. Sen bence en yanlış sen gelmişsin. Hı. Benim lafımı bana sakın. En azından bir menü yapıyorum. Ortaya bir şey çıkartıyorum. Sen ne yaptın? İkili diyaloğa girmeyin. İki tane klipi yapamadın. Dereceye terese atmayın. Yaptıklarınızı da görüyoruz. Görüşte bak yiyorsun. Yiyemedim. Onun tek hedefi ne biliyor musun? Müjgan kazanmasın, kim kazanırsa kazansın. Ben menümü layıkıyla hazırladım, çıkarttım mı dışarı? Benim için önemli olan oydu. Kazanamam, olabilir. Ama ben yaptım. Ben onun gibi akşama kadar evde oturup da affedersin çalışıyorum. Ben bir iş kadınıyım. Ona rağmen bak böyle güzel bir menüyü hazırladım. Sizin tek hedefiniz ne biliyor musun? Müjgan kazanmasın da, kim kazanırsa kazansın. Kazanmayabilirim de, önemli değil. Ben zaten... Paraya ihtiyacınızın bak, olmadığını söylemiştiniz zaten. Bazen kazanmak, para kazanmak demek değildir. Onu hiçbir şey kazanamadınız, maskeniz düştü. İzleyici de görüyor. Neyliydi pilav Müjgan? Bulgur pilavıydı. Şehriyeli bulgur pilavı. Evet. Şehriyeli mercimekli bulgur pilavı. Şey pardon, şehriyeli değil. O kadar sinirlendim ki kusura bakmayın. Tamam, rica ederim, rica ederim. Yeşil mercimekli. Tamam, sen devam edebilirsin servis. Tabii ki yemek ne soğuk olmalı ne de aşırı kaynağı. Yani yiyebilecek her şeyin kıvamı, ayarı, kararı var tabii. Şimdi herhalde tadını sen fırındaydı. Biraz bekleyince, evet. Tabii soğuk gelmemesi de güzel ama bu da şey aşırı bir miktar beklemek kaynamış zorunda kaldık. Çok sıcak. Ben onun çorba servisini yaparken o fırına çıkıp... Evet, evet. İşte herkes bir şeyleri unutuyor, bir şeyleri hatalı yapıyor. Yarışma heyecanı oluyor işte. Yok, Zuhal Hanım benim yarışma heyecanımdan olmuyor. Zuhal Hanım'ın stres yapıyorum ya ona çok geliyor beni. Candan'ın mı? Evet, pardon. Hı. Candan Hanım'ın. Gerçekleri duyuyor. Elma vakası. O süpürgeyi şimdi... ben... Arkadaşlar Amasra salatasını göstermek. Aa, bu Amasra salatası mı? Evet. Ay ne güzel. Görebiliyor musunuz? Ne özelliği var? Yani bu salata kat kat oluyor. Ne kadar çok malzeme koyarsanız o kadar güzel oluyor. Evet. Galiba balığın yanında veriyorlar değil evet, mi? Evet, balığın yanında da güzel oluyor. Ay, çok ama güzelmiş. Normal... Turplar, havuçlar. Ben ilk defa yiyeceğim. Bir yerlerde görmüşüm var ama hiç yemedim. Amasra salatası çok meşhurdur. Ben çok sık giderim. Ailem öyle bu tarafta olduğu için. Öyle mi? Teşekkürler, servis edebilirsin istersen. Görünüş olarak bir tık bir şey eksik ama gelince göreceğim. Şimdi yemeye başlayınca anlarım ben. İçindeki otlar var, bazı otlar var. Hmm. Her salataya katılmıyor. Genellikle radika otu dediğimiz bir ot var. Radikayı biliyorum. Radikayı her salataya koymazlar. Genelde Amasra salatasına özgüdür. Hmm. Bununla çok ön plana çıkar. Anladım. O yüzden bakalım radika otu kullandı mı, kullanmadı mı onu göreceğiz. Radika, hindiba, eve gümeci.
Ege otları. Bye.